Bandırma'nın en eski esnaflarından bir büyüğümüzle birlikteyiz. Sayın Taceddin Cömert bizi misafir ediyor ve sevgili Yalçın Cömert oğlu da bizlerle birlikte. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Taceddin abi nasılsınız? Önce bir sağlığını sor, özledik sizi. İyiyim Allah çok şükür. Ben evimde istirahat ediyorum. Şimdi yaşlandım, yaşlı olmak dolayısıyla. Evimde istirahat ediyorum. Bazı çıkıyorum sokağa. Şimdi siz Bandırma'nın en eski esnaflarındansınız. Evet. Ve en eski kuru kahvecisiniz. Bu kuru kahveciyle giriş nasıl başladı? Ben babamın otel ve kahvesi vardı. Otel ve kahveyi çalıştırıyorduk. Ondan sonra askerden geldim. Gelince ne yapalım? Kuru kahvecilik yapalım dedim. Zaten kendimize de kahve kavuruyordum falan. Ondan sonra dükkanı bulduk, açtık. Bankadan kredi aldık, para da yoktu. Evet. Bankadan kredi aldık, onu ödedik filan. Gayet güzel ilerledik yani ve ben baştan mesela eski kahveciye filan bilmiyordum. Bazı örnekle öğreneyim diyerek ona para da verdim. Öyle bir çalıştırdım filan. Onu öğrendikten sonra ona da yol verdim. Evet. Yani kendim yapmaya başladım. Zor mu Taceddin abi kahvecilik? Zor. Neden zor? Nasıl bir çalışma gerektiriyor? Şimdi kahvecilik kavurma makinesini yani anlayacağın kokudan tazı gibiydik yani. Evet. Böyle kokuyor, yanacağı zaman yanık kokusu geliyor, koşuyorsun bu. Evet, evet. Yani kavurmak çok hoş. Yani. Evet, evet. Sonra makineyi ben mesela bir sefer verdim, para verdim, dişlettirdim. Taş makinedir bizim makine, böyle 40'lık makine. Saatte 30 kilo falan kahve çeker yani. 30-35 kilo kahve çeker. Taş makine olduğu için onu bir şeyde taşçı vardı, dişliyordu. Ona çağırdım, ona yaptım. Ondan sonra birkaç sefer baktım, öğrendim. Yol verdim bir daha. Kendiniz devam ettiniz. Kendim yani. Yaptım, kendim evet. Yaptım. Bir daha ne benim usta girdi ne bir şey geldi. Ancak kaynak olacak, kopacak bir şey olursa kaynakçıya götürüyorum, kaynak yaptırıyorum. Söküyorum kahve makinesini, farklı parça yapıyorum. Taci abi, sizin özel müşterileriniz vardı. Hep tercih ederlerdi sizin kahveyi. Neden tercih edilirdi? Onun damak tadı. Damak tadı. Damak tadına göre kahve yapıyordum. Yani kahve yapıyorum mesela, diyor ki bana, gözümün önünde çek diyor. Kahveyi çıkıyorum, veriyorum, ona veriyorum, onun hoşuna gidiyor. Yani. Hı. Onun müşterinin isteğine göre hareket ediyordum böyle. O bakımdan çok şeydim. Çok tutuldunuz. Çok, evet. Çok aranan bir kahveydi evet. Değil mi Taci? Evet. Ve bir de olmadık zamanlar kahve burada yokluk vardı. Hmm. Gidiyordum, topluyordum, para kente alıyordum. Gene dükkanımda aynı para kente satıyordum. Tak müşteri gelsin, müşteri evet, olsun diye evet. Böyle yapıyordum. Yani çok güzel müşterim vardı. Evet. Taceddin abi, o yılların esnaf anlayışı nasıldı? O günlerin Bandırmasında esnafların durumunu anlatır mısınız bize biraz? Esnaflar yani birbirine şeydi yani ama... Bağlı mıydınız? Bağlıydı ama gene de hainlik vardı be ya. Var mıydı? Çekemez. ben hiç çekemez derdim. Çünkü ben kendime güvenirim. Çünkü makineyi dişleyen benim, ayarlayan benim, kahveyi kavuran benim. Yani nasıl olsa orada 10 kilo kahve satarım, 10 kilo kahve satarım, zaten yolunu alırım. Yani. Rakipler var mıydı o dönemde? Vardı. Kimler vardı? Kemal vardı, kuru kahveci Kemal vardı. Evet, Kemal vardı. Vardı. Ondan sonra bir tane daha açıldı. Da yaptı, makineler aldılar ama hiçbiri benim yanımda yapamıyorlardı. İsa vardı. İsa vardı işte. Evet. İşte köşede işte. Ama sizin işiniz çok ayrıydı. Yani kimse size yaklaşamıyordu değil mi? Yok. Kahve. Yok. Öyle yok. Öyle gelin bana akıl verin falan öyle bir şey yok yani. Yok yani siz çok tutuldunuz onlara göre. Çok tutuldum evet. Evet onlara göre çok. Çok güzel müşterim vardı yani. Günde ne kadar kahve çekilir? Günde ne kadar kahve çekilirdi aşağı yukarı? Vallahi 3-4 çuval satıyorduk yani. 3-4 çuval. Ayda. Ayda 3-4 çuval. Nereden alıyor? Haftada. Çekirdeği nereden alıyor? Nereden alıyordunuz çekirdeği, işlediğiniz kahveyi? Çekirdek kahve tekel verdiği zaman tekelden alıyordum. Evet. Sonra tekel kalktı, halka serbest oldu. İstanbul'dan. Evet. Serbest oldu, İstanbul'dan aldım, evet. Yükselerden filan evet. Aldım. Evet, evet.
Tabii şimdi sizin kahve değil ama ben kahvemden bir yudum alacağım. Afiyet olsun. Afiyet yine olsun. Devam edelim. Şimdi eski Bandırma nasıldı Taceddin abi? Bandırma, Bandırma çok güzeldi. Yani herkes birbirini tanıyordu. Ve yani bir işin olsa işimizde olmaz yani ki benim kuru kahvecilikle işim. İstanbul'dan kahve. Telefon ederim. Gönderirler. Ondan sonra kaç para bunun şu kadar para. Hemen bankayla adresini çıkartıveririm. Evet, böyle. Evet. Peki yorucu bir tempoda çalışıyordunuz. Nasıl dinleniyorsunuz Taceddin abi? Denizde de ilginiz var galiba. Denizi seviyorsunuz değil mi? Seviyorum ama yani çok gidemiyordum yani. Evet. Yanımda bir adamım vardı, yardımcım vardı. O her şeyi bilmezdi yani. Makine dişleyen benim, ayreden benim, şey yapan benim. Yani sadece o satardı, parkentiye bakardı. Bir tanesi biraz anlıyordu yani, güzel makine çalıştırıyordu falan, bir şey yapıyordu. Yani öyle idare ettik. Evet. Ama bütün şeyi makineyi dişleyen ben. Baştan para verip 15 lira veriyordum, 20 lira veriyordum. Dişliyorlardı gelip makineyi, ayda bir iki ayda bir bakıyorlardı. Ondan sonra baktım böyle güzelcene baktım. Öğrendim. Öğrendikten sonra bir daha kendim yaptım. 15 lira da 20 lira da benim cebime kaldı. Yani. O zamanların ekonomik şartları zor muydu? Bugüne bakarsak yani. Yok, daha mı rahattı? Yok be ya. Benim her yerde kredim vardı yani. Yani Ömer Yüksel'lerden kahve aldım. Yani İstanbul'da ona keza böyle mektup yazsam kahve gönderiyorlardı yani. Evet, var kredi vardı yani. Adama veriyorlardı yani. Güvenilir kişiye veriliyordu. O zamanlar ambarlar vardı. Yalçınmaya dön istersen. Yalçınmaya bir şey yapalım. Ambarlar vardı. Balcıoğlu ambarlarında kahveler gelirdi. Kahveler ise TC Bandırma yazardı. Taceddin Cevher'di. TC Bandırma yazardı. Dükkana gelirdi onlar. Evet. TC olarak gelirdi. TC Bandırma. O kadar bilmiyor ya. Yani adım Taceddin Cömert ya. Markalarım TC. Türkiye Cumhuriyeti. TC Bandırma. Kahve çekirdeğinin seçiyor mu da bir özelliği var mı? Kahve çekirdeğini diyor Zeki Bey. Seçerken bir şey arıyor muydu bir özellik Taceddin Bey diyor? Bakıyorum. Rutubetli kahve olmayacak, küflü olmayacak. Yani içine bakıyorum böyle bir yiyorum, rayasına bakıyorum yani böyle bir şey yapıyoruz yani. Şimdiki piyasadaki kahveleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ne bileyim yani. Kahve kahvedir yani. Kahveyi kahveye alıp kavurmak mesele onu. Kavurmak. Yakarsın. Biri yanar, biri pişer, biri pişmez. Onları yaparsın, bu sefer kahveye raya vermez yani. Ama güzel kavurursan, tam olacağına yakın ateşi keseceksin. Keseceksin böyle, yavaş yavaş yapacak. O pat çıt 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 farklıyor böyle. Yani yapmak lazım. Tazı gibi ben o makinede çalışıyor. Kokusunu aldım mı hemen makinenin başına giderim. Evet. Bir kere yarım saat poşa çalışır makine. Dolu çalışır ama kahveyi oldukça böyle sararır böyle. Başlar tam olacağına yakın. Artı 3-5 dakika 10 dakika böyle onun peşinde başında durursun. Yani çıkarırsın bakarsın. Gözü vardır. Çıkarırsın böyle bakarsın. Kahveye bakarsın. Dükkan karanlık olursa dışarı çıkarırsın bakarım. Bakarım böyle. Tam güzel oldu. Ağzıma bir tanesini alırım. Yerim bakarım. Tamam. Bu oldu. Ben hemen çıkarttım. Dalgaya gelmez yani. Biraz geçti mi yanar. Hiç tarif eder miydiniz kahve nasıl pişiriliyor diye müşterilere? He? İyi kahve nasıl pişiriliyor diye tarif yaptınız mı? Ben şimdi iyi kahve kahvecilik de yaptım ben. Evet. Özen Palas Oteli'nde bizim otel bizimdi. Hem otel vardı hem de kahve vardı. Orada ocakçılık yaptım. Garsonluk yaptım. Bütün şey yaptım yani. Orada çalıştım ben babamın yardım olsun diye çalıştım. En sonunda bıktım artık. Dedim ki ben dedim kendi başıma dükkan açacağım dedim. Babam dedi hadi dedi oğlum dedi kuru kahvecilik yap dedi. Peki dedik. Bir tane dükkan bulduk. O da dükkan da şeyde Osmanlı Bankası'nın altı yanındaydı. Böyle Saatçılar Caddesi'ndeydi. İşte oraya açtık, makine aldık. Makine aldık ama taş değirmen makine, çelik makine aldık. Onları da çalıştıramadık.
Ondan sonra tekrar bir taş makine aldık. 30'luk makine aldık. Ondan başladık çok güzel kahve yapmaya. Onun bir un fabrikasında bir adam vardı çalışan. Onun taşlarını dişliyor. Onu çağırdım. Ona verdim işte o zamanın parasıyla kaç parası verdim. Verdim 25-30 lira işte verdim tamam işte. 2 saatlik iş. Markaya geçişti. Evet evet. Kaç yıl yaptınız kuru kahvecilik? Askerden geldim. Hemen hemen bir sene kadar babamın yanında kahveye yardım, otelde kahveye yardım ettim. 54'ten beri. 1954'ten beri diyor Yalçın Bey. Evet. 1954'ten beri. Yardım ettim. Ondan sonra baktım ki kahvecilik iş yok. Çünkü otel de bizim, kahve de bizim. Hem otele bakıyorum, akşamleyin gitti mi? Sonra sabahçı kalıyorum mesela, gündüzlerinde gidiyorum, yatmaya gidiyorum. Dört tane sandalye böyle yatağı bir koyuyoruz. 7-24. Yatağı bir koyuyoruz, yatıyorum orada. Sabahleyin saat 3.30'da filan, 4'te kahveyi açıyorum. Otel müşterileri de çıkarsa onlar da çıkıyorlar filan. Yani öyle yaptım. Baktım ki bu iş böyle olmayacak bir meslek değil dedim. Ocak yapmasını biliyorum ki yani kömürden yapıyorsun sıvama ocak. Onu biliyorum yapıyorum ama zor iş yani. Çalışma mesaisi çok. Peki Taceddin abi şimdi işin dışında başka bir şey daha soracağım ben size. Siz çok eski bir bandırmalısınız. Bandırmanın geçmişi... Araba alıp araba sattım. Arabalar aldım vardı. Araba ticareti yapıyorlar değil mi? Şimdi Bandırma'nın bir özlemi var yıllardır. İl olma özlemi. Bir türlü vilayet olamadık biz. Olamadık değil mi? Neden olamadık? Sen hatırlıyor musun ne gibi çalışmalar oldu eski dönemlerde? Neler yapıldı? Hep bu özlem... böyle bir gürültüler oldu ama fakat yani netice bir şey olmadı be. Evet yani hep... olmadı. İl olacağız, hala şimdi dahil, gene de öyle. Evet, evet. Yani bir olacak gibi, bir şey olacak gibi, olmuyor. Evet, evet. Ama bence yani güzel çalışarak böyle, alt böyle çalışarak, esnaf güzel şey yaparak, kendini böyle duyuracak işte, tek tabanca olacak mesela kuru kahveci Taceddin. Evet, marka olacak. Marka olacaksın, işlere edeceksin, yani kendinden vilayet olursun be. İnşallah. Peki Taceddin, size çok teşekkür ediyoruz. Size zaman ayırdınız. Yok, çok güzel sohbet ettik. Özlemişsin sizi. Sağ olun. Uzun ömürler. Sağlıklı bir yaşam diliyorum size. Sağ olun.